Selam arkadaşlar. Hurun ile Hira'nın aşk yolculuğu devam edecek. Hurun ile Hira herkesten uzakta keyifli saatler yaşayacaklar. Ama hem Kenan ile Meryem hem de Nurşah için kötü sahneler bizi bekliyor. Hurun ile Hira'nın trekking serüveni onları birbirine yakınlaştırdı. Çadırda beraber kaldıkları gece yağmur yağacak. Şimşek sesleri yüzünden Hira korkacak, Hurun'a sarılacak. Hurun hiç beklemediği bu hareket karşısında halinden çok memnun olacak. Hurun bu doğa yürüyüşünün bitmesini hiç istemeyecek. Hurun ile Hira bir orman evinde konaklayacaklar. Hurun ile Hira'nın aşk dolu bakışları ev sahibinin de dikkatini çekecek. Nurşah zekice bir plan ile Eda'nın yalanını ortaya çıkardı. Nurşah Eda ile suç ortağı gazeteciyi bir arada konuşurken görecek. Nurşah'ın her şeyi öğrenmesiyle Eda çok korkacak, panik yapacak. Gazeteci Nurşah ile konuşmaya çalışacak. Bu sırada Nurşah yere düşmesiyle Eda yine kurtulacak. Çünkü senarist Eda'nın yaptıkları ortaya çıkmasın diye Nurşah'a hafıza kaybı yaşatacağını düşünüyorum. Nurşah hafızasını kaybederse Eda kötülüklerine devam edecek. Psikopat Harika Kenan ile Meryem'i ateş edecek. Kenan Harika'ya müdahale edecek. Bu sırada Kenan'ın yaralanacağı tahmin ediyorum. Kenan ile Meryem'e bir şey olmasın, psikopat Harika yakalansın, cezasını çeksin. Hurun ile Hira'nın bu mutluluğu hiç bitmesin. Nurşah kendine gelsin, her şeyi oğluna anlatsın. Eda yaptıklarının bedeni ödesin. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Önce hangisi öldürüyor? Beni. Hayır.